YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izleyen ve kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda Kars Ani Ören yerine ayak basmış bulunuyoruz. Önümüzde sol tarafta bulunan binalarda Ören yerinin müzesi bulunuyor. İsteyen burayı ziyaret edebilir. Biz Ani Ören yerine giriş kişilerine doğru ilerliyoruz. Buraya öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz giriş yaparken vatandaşlarımız müze kartla giriş yapabiliyor. Müze kartı olmayan buradan müze kartı alabilir. Vatandaşları gördüğünüz gibi müze kartını alarak giriş kişilerine doğru ilerliyorlar. Kars şehrinin güneydoğusunda şehir merkezinden yaklaşık olarak 44 kilometre mesafede yer alan Ani Ören yeri Ocaklı köyü sınırları içerisinde olup Ermenistan sınırındaki Arpaçay Irmağı'nın kenarında bulunur. Biz Ani Ören yerine Kars merkezden yola çıkarak oldukça geniş ve güzel yollardan yaklaşık olarak 40 dakikalık yolculuk yaparak geldik. Tarihte 100 bin nüfusuyla krallar ve kiliseler diyarı olarak da bilinen Ani Antik Şehri Arpaçay kenarında bulunur. 70 hektarlık bir alanda volkanik tüf tabakasında kurulmuş kentin en yüksek kesiminde ilk kez Urartuların yerleştiği iç kale bulunuyor. Dörtgen ve daire planlı çok sayıda burçlarla güçlendirilmiş surların uzunluğu 4500 metre olup yüksekliği ise 8 metre kadardır. Sur içindeki Ani Antik kentinde bazıları iyi durumda olan cami, kilise, hamam, saray, kervansaray ve köprü gibi 21 adet yapı bulunuyor. Tarihi milattan önce 1200 ila 1000 arasına dayanan Ani Antik kentinin surlarının güzel ve endamlı görünüşünü izliyorsunuz. Günümüze kadar böyle korunabilmiş ve yavaş yavaş surların iç tarafına doğru gişelerden geçerek yol almaya çalışacağız. Şu anda içeriye giriş kısmına girdik. Burada turnikelerden geçeceğiz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta dış surlar var. Sağ tarafımızda ise burçlar şeklinde yapılmış olan dikdörtgen ve daire şeklinde burçlardan oluşan kaleyi görüyorsunuz. İç kaleyi görüyorsunuz. Oldukça güvenli bir kaleydi burası. Yerleşim yeriydi. Düşmanlar için ulaşılması güç bir yerleşim yeriydi. Doğusunda zaten Ermenistan sınırında da bulunan Arpaçay geçiyor. Orada da bir kanyon var. O kanyonu geçip şehre girmek oldukça zordu. Şehrin içerisine girdiğimiz zaman tamamen o kanyonu, şehir içindeki kiliseleri ve diğer yapıları sizlere göstermeye başlayacağız. Şu anda şehrin çevresini çevrelemiş olan dış kaleyi ve iç kaleyi izliyorsunuz. Biz de burada tarihin en derinliklerine doğru dalış yapıyoruz. Ben sanatın ve estetiğin olduğu her şeyi seviyorum. Taşlara yapılan işlemeleri, taşlarla yapılan yapıları oldukça beğeniyorum. Özellikle de kültürel turlara, gezilere ve tanıtımlara önem veriyorum. İç ve dış surları izliyorsunuz. Bunca zaman birçok yeri gezdim ama bu Ani harabeleri denilen Ani Ören yerini gezmeyi hepinize tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, Kars'ın Ani harabeleri denilen yerdeyiz. Burası Ani Ören yeri. Etrafımızda tarihi
yapılar harap şekilde. Biz de burayı gezerek sizlere de tanıtmaya çalışıyoruz. Buyurun birlikte Ani harabelerini dolaşalım. Tarihte 100.000 insanın yaşamış olduğu Ani Antik Kenti'nde gezerken buradaki tarihi yapıları, binaları, kalıntıları sizlere gösterirken Ani Antik Kenti'nin tarihini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ani Kenti'nin girişindeki tabelayı görüyorsunuz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Çevremizdeki tarihi kalıntıları izlerken Ani şehrinin tarihi bilgilerini vermeye başlıyorum. Tarihi demir çağına kadar dayanan çok önemli bir yerleşim merkezi olan Ani, önce Anadolu'nun esas yerlerinden olan Nairilerin ve Urartuların topraklarının bir parçası olmuş. Daha sonra ise Ermeniler tarafından ele geçirilmiş ve 961 ila 1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığında Ermeni hükümdarlarının başkentliğini yapmıştır. 11. ve 12. yüzyıla ait ise bazı İslam mimarisi eserlerini de barındırır. UNESCO tarafından 2016'da dünya mirası olarak tescil edilmiştir. Ermeni Krallığı'nın başında bulunan Bagratlı ailesinden 953 ila 957 yılları arasında hükümdarlık yapan 3. Aşot 961 yılında ülkenin başkentini Ani'ye taşıyarak burada büyük bir kentin inşasına başlamıştır. Kent en parlak devrini 977 ila 989 yılları arasında en parlak devrini 2. Simbat döneminde ve daha sonra 989 ila 1020 yıllarında hükümdarlık yapan Gagik dönemlerinde yaşamıştır. Bu devirde kent nüfusunun 100.000'i aştığı rivayet edilmektedir. 1045 tarihinde Bizanslılar Ani'yi zapt edip Bagratlı devletine son verince savunmasız ve huzursuz kalan bölge 1064'te Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'a teslim edilmiştir. Ancak kentte Selçuklu idaresinin kurulmuş olduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu fethinden kısa bir süre sonra kent ve çevresinin Kürt kökenli Şeddadi Beyliği'nin başkenti olmuştur. Ani'deki en önemli İslami eseri olan Ebul Menüçehir Camii 1072 yılında Şeddadi Emiri Menüçehir tarafından yaptırılmıştır. Bu camiyi ilerleyen vakitte sizlere göstereceğim. Şu anda çevremizde bulunan kiliseleri ve harap şekildeki veya günümüzde ayakta kalmış olan yapıları görüyorsunuz. 1190 yılı dolayında Zakare Mikragadze adlı Gürcü Bey'i Ani Hisarı'nı üs olarak kullanmış, Kars ve Ahıska bölgesini kapsayan bir egemenlik kurmuştur. Burada yaşayan nüfusun büyük bir kesimi Ermeniydi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline geçen bölge, 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlılar tarafından geri alınmıştır. Ancak Ani Platosu daha sonra yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin eline geçti. 1920'de Kurtuluş Savaşı sırasında Ani son bir kez daha el değiştirerek Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil edildi. 1001 kilise şehri veya 40 kapılı şehir diye de adlandırılan Ani'nin ilk keşfi 1880'lere uzanan bir yeraltı şehri de vardır. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı ve mağara bulunmaktadır. Ani şehrinin surları, 8 kilise ve bir cami burada halen ayakta duran en önemli eserlerdir. İki yanı Arpaçay Kanyonu ile çevrili olan kentin plato tarafındaki 3. cephesi 10. yüzyıla ait üçlü surlarla korunmuştur. Aslanlı Kapı kentin ana girişini oluşturur. Ani Katedral adı verilen Meryem Ana Kilisesi 789 yılında İstanbul'daki Ayasofya'nın kubbesini onaran mimar Ridat tarafından inşa edilmiştir.
Surp Stephanos Kilisesi, vadi içindeki bulunan Dikran Honents Kilisesi 1215 yılında onarılmış ve Ermeni kilise geleneğini gösteren zengin freslerle süslenmiştir. Fresklerde Ermenilere Hristiyan dinini getiren Aziz Gregor Lusavoriç'in hayatından sahneler görülür. 1020 yılında tarihlenen Abu Gamir Pehlivani Kilisesi, İslam mimarisinden kaynaklanan ve daha sonraki dönemlerde Selçuklu mimarisinde sık sık kullanılan özellikler sergiler. 1035 tarihli Halaskar, diğer adıyla Amena Prigic Kilisesi, dairesel kesitli bir kümbet yapısındadır. 1957 yılında yıldırım düşmesi sonucu yarısı yıkılmış ve diğer yarısı ise ayakta kalmıştır. Tarihi kalıntıların içerisinde dolaşırken, şimdi karşımızda Ani Katedrali. Burayı iskelelerle ayakta tutmaya çalışıyorlar. İçinde tamiratlar yapılıyor. Biraz sonra oraya giriş yapacağız. Tarihi Ani Ören yerinde en iyi korunmuş ve en önemli yapı olan Büyük Katedrali izliyorsunuz. Burasının ismi İslamiyet'in buraya gelmesinden sonra Fethiye Camii olmuş. Tarihi yazıtlara göre temelleri Bagratlı Kralı 2. Sinbad tarafından milattan sonra 990 yılında atılmış, ancak kral öldükten sonra eşi kraliçe Katranide tarafından 1001 yılında bitirilmiştir. Mimarı aynı yüzyılda İstanbul Ayasofya Kilisesi'nin tamiratını yapan Tridat Usta'dır. Hat şeklindeki planı, ortadaki alanı kemeriyle taşıyan dayanıklı sütunlarla sınırlandırılmıştır. Absis bölümünde iç mekandaki freslerin 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kırmızı tüf taşında inşa edilen katedral basamaklı bir zemine kurulmuştur. 1064 yılında Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethettikten sonra camiye çevrilmesi ve ilk fetih namazı burada kılınmasından dolayı Fethiye Camii de anılmaktadır. Şimdi Ani Katedrali'nin içerisinde dolaşıyoruz. İç görüntüsünü sizlere sunuyorum. Burası katedral olarak yapılmış. Günümüzde Fethiye Camii olarak da adlandırılıyor. Ancak kullanılmıyor. Bu tarihi ve önemli yapıyı kurtarmak adına iskeleler yapılıyor. Şu anda ustalar burada zaten dışarıda çalışıyor. Gördüğünüz gibi kapıdan dışarıda görüyoruz ustaları. Buraya turistler de geliyor. Onları da görüyorsunuz. Karşı tarafta yine bir kiliseyi görüyorsunuz. Burası şu anda boş. Sadece bu tarihi kalıntılar var. Katedralın dış tarafından görüntüsünü ve çevresini birlikte dolaşıyoruz. Gerçekten buralarda geçmişte büyük medeniyetler yaşamış. Birçok kültüre, ülkeye, devlete başkentlik yapmış. Burada geçmiş dönemde 100 binden fazla insanın yaşamış olduğu söyleniyor. Zaten oldukça fazla kilise var çevrede. Kervansaraylar, saraylar, bunlarla beraber çarşılar. Katedrale bir başka açıdan bakıyoruz. Yan taraflarında da gördüğünüz gibi ahşaptan iskeleler kurulmuş, yıkılmasın diye, ayakta kalsın diye. Buradan kafamızı yan tarafa çevirerek Menüçehir Camii'ni görüyorsunuz ve aşağı tarafta da Arpaçay'ı görüyorsunuz. Evet, Arpaçay'ın şu karşı tarafta olan yer Ermenistan. Arpaçay'ın suyu yeşil gördüğünüz gibi. Burası bir kanyon. Aşağıda köprü de var zaten karşı tarafa geçmek için Ermenistan'a, ama şu anda kullanılmıyor. Burası İpek Yolu'nun da geçiş noktasıydı tarihte. Evet, gördüğünüz gibi Ani Katedrali'nin tarihi yazısı için anıt dikilmiş.
Buradaki bilgileri okuyoruz. Katedrale ön tarafından bakıyoruz. Burası girişi. Yine başka bir tarafından katedrali sizlere gösteriyorum. Burada en sağlam yapılardan birisi bu. En büyük yapılardan bir tanesi katedral. Yine içeri doğru giriyorum böyle. Sizlere tekrar gösterebilmek adına. İçeride de iskeleleri, ortadaki sütunu ve diğer sütunları görüyorsunuz. Evet, geçmiş dönemlerde buralarda büyük emekler, büyük sanatsal emekler harcanmış. Ortaya güzel sanatsal eserler çıkmış. Kilisenin mimarisini ve kubbesini görüyorsunuz. Kubbelerden bir tanesi tabii ki zamana ve şartlara yenik düşmüş, çökmüş. Kilisenin içerisinde şöyle bir dönüş yaparak yıkılmış kubbesini ve İç çevresini sizlere gösteriyorum. Buraya geldiğimiz için gerçekten çok memnun olduk. Böyle bir yeri hayatımıza eklemek, hayat hikayemize eklemek bizim için de güzel oldu. Herkesi buradaki bu tarihi yerleri, kalıntıları, tarihi eserleri görmeye davet ediyorum. Zaten insanlar fırsat buldukça ülkemizin dört bir tarafında bulunan tarihi yerleri gezmeye çalışıyorlar. Kilisenin içindeki farklı bölümleri, bölmeleri ve taşların nasıl istif olduklarını görüyorsunuz. Büyük emeklerle, büyük zahmetlerle yapılmış. Yine bir tarihi eserle ilgili bilgileri görüyorsunuz burada. Az önce görmüş olduğunuz binanın kalıntıları karşınızda. Bu binadan da çok az şey kalmış zaten gördüğünüz gibi. Yıkılmış, yerle bir olmuş. Bu şehrin yıkılmadan önceki halini girişteki müzede görebilirsiniz. Yine bu çevrede dolaşırken katedral buranın merkezinde gibi katedralden uzaklaştıkça yine böyle evlerin olduğu, binaların olduğu, alışverişlerin yapılmış olduğu yerler. Hani katedraline uzaktan bakarken zaten yan tarafında, aşağı tarafta bu görmüş olduğunuz yer kanyon. Karşı tarafta da yapılar var. Orası Ermenistan'a ait bölge. Ermenistan'la sınırımızda Arpaçay. O karşıdaki dağlar, yukarıda yine yapılar var. Menüçehir Camii'ni görüyorsunuz. Yine dışarıdan başka bir yapıya bakıyoruz, yıkılmış bir kiliseye ve burada harap şeklindeki yapılara. Çok uzun zaman geçtiği için, burada insanlar yaşamadığı için yapılar hasar görmüş, yıkılmış.
UNESCO'nun koruma altına almış olduğu yerlerden birisi. Günümüzde korunmaya çalışılıyor ama artık kalanları kurtarmanın peşine devletimiz. Çok sıcak bir günde geldik buraya. Oldukça sıcaktı. Zaten her tarafı yürüyerek dolaşıyoruz. Sıcağın altında dolaşmak da epey bizi yormuş gibi. Yine camiye ilerlerken oradan yaklaşık olarak 50 metre kadar daha beri tarafta şehrin, burası galiba alışveriş yapılan şehrin esas yerleşim yeri. Evler yan yana istip halinde, gördüğünüz gibi hepsi belli bir düzene, belli bir plana göre yapılmış. Burası şehrin alışveriş yeri, merkezi olması gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. Zaten öyle bir yeri de andırıyor. Burası epey bir mesafe. Bu şekilde ilerliyor. Zaten hepsi yıkılmış. Ama temellerindeki planı, istifi, düzeni görebiliyoruz. Söylediğim gibi her taraftan katedral görünüyor zaten. Burası düz bir yer, hemen hemen çok yokuş yok. Yine başka kalıntıları görüyorsunuz. Düşünüyorum da insanlar buraları yaparken sonsuza kadar buraların kendilerinin olacağını ve buralarda kendi nesillerinin sonsuza kadar yaşayacağını düşünerekten bu binaları yapmışlardır ama tarih öyle şeylere, değişikliklere gebe oluyor ki nelerin olup nelerin bittiğini hiç fark edemeden zaman gelip geçiyor. Evet, buradaki binaların gerçekten çok düzgün olduğunu, aynı yerden geri dönüşte Müneccer Camii'ni görüyorsunuz. Şimdi o camiye doğru giriş yapacağız. Caminin de oldukça güzel manzarası var. Arpaçay'a bakıyor. Aşağısı oldukça yokuş. Zaten Ani şehrine bu Arpaçay tarafından giriş oldukça zor. Çünkü çok iyi korunan bir yer olduğu için insanlar burayı tercih etmiş. Bir tarafı kaleyle çevrili, diğer tarafı kanyon şeklinde yokuş. Arpaçay'ın üzerinden geçen bir köprü var. Burası İpek Yolu'nun da dinlenme yerlerinden birisi. Aynı zamanda da ticaret yeri. Arpaçay'ı görüyorsunuz. Burada ovayı yararak yoluna devam etmiş. Ermenistan sınırımızın hemen hemen hepsi Arpaçay'la devam ediyor. Buradaki manzarayı gerçekten çok beğendim ve o karşı tarafta da biraz oturup durduk. Zaten az sonra caminin içerisine girdiğimiz zaman da oradan da yine camlardan, pencerelerden dışarıyı, bu Arpaçay'ı izleyeceğiz. Bak, gördüğünüz gibi şuradaki köprüyü görüyorsunuz. Köprünün ayakları duruyor. Sadece oradan bir geçiş var karşıya. Geri kalan yerlerin hepsi kayalık, uçurum. Böyle Arpaçay'ı bu kanyon boyunca yoluna devam edip gidiyor. Karşı tarafta Ermenistan'a ait bölümde de tarihi eserler var. Oralar da harabe şeklinde. Oradaki yapılar da görünüyor. Şu karşı tarafta da kanyonun üzerinde bir kule var. Orası Kız Kulesi olmalı. Oraya ulaşmak oldukça zor. Caminin olduğu civardan manzaraları izliyorsunuz. Arpaçay'ın oluşturmuş olduğu kanyonu. Menüçehir Camii'ni şöyle tam çerçeveye alıyorum. Bu caminin manzarasını işte az önce size gösterdim. Yine de göstermeye devam ediyorum. Bu
Arpaçay Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturuyor. Karşı tarafta yine katedrali görüyoruz. Dediğim gibi katedral buradaki en büyük yapılardan bir tanesi ve en ayakta duranlardan bir tanesi. Onun için her yerden görünebiliyor. Burası Anadolu'nun ilk camilerinden bir tanesi. Hatta birincisi. Burada yıkılmış ama kalan kısmı onarılarak hizmete bile açılmış durumda. Şu anda içeride isteyen namaz kılabilir. Oraya doğru yöneliyoruz. Ama bir kısmı harabe şeklinde yıkılmış gördüğünüz gibi. Yine de kalan kısmı yıkılmış yerlerden alınan taşlarla gördüğünüz gibi onarılmış. Biz de Menüçehir Camii'nin içerisine doğru giriş yapıyoruz. Az önce söylediğim gibi burası düzenlenmiş ve hizmete açılmış. İsteyen burada ibadet yapabilir. Yapıyor zaten. Şimdi içine girmiş olduğumuz Ebul Menüçehir Camii, Türk fethinden sonra Türkiye topraklarında inşa edilen en eski cami olmasıyla dikkat çeker. Muhtemelen daha eski bir sivil yapıdan dönüştürülmüş ve 14. yüzyılda ikinci kez tadilata uğramıştır. Günümüzde de yine tadilat yapılarak koruma altında. Görüyorsunuz caminin iç düzenini. Buradaki az önce görmüş olduğumuz Arpaçay manzaralarını izliyorsunuz. Caminin manzarası oldukça güzel. Burada zaten yarım saatten fazla oturup manzarayı izledik. İzliyoruz. Şöyle köprüyü de size yaklaştırarak göstereyim. Köprünün bu tarafı Türkiye Cumhuriyeti'ne, karşı taraf Ermenistan'a ait. Tarihte burada yaşayan, Ani'de yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu Ermeniydi zaten. Burada oldukça fazla kilise vardı. İçlerinde bir cami, bu içinde bulunmuş olduğumuz Ebul Menüçehir Camii. Burada günümüzde şu anda kullanılmakta. Diğer hiçbir yapı burada böyle düzenlenip kullanılır durumda değil maalesef. Kullanılmasa bile hepsinin kurtarılarak turizme kazandırılması bizim de dileğimizdir. Ülkemizin her tarafında olduğu gibi. Caminin bu kısmı yine yeniden örülmüş, yıkılmış yerlerden alınan taşlarla beraber iç mimarisini, estetiğini birlikte izliyoruz. İnsanlar da buraya gelip bu camiyi ve Ani harabeleri denilen yeri, Ani ören yerini görmeye geliyorlar. Biz kendi adımıza, hayatımıza böyle güzel bir yeri görerek, yeni bir hikaye eklemenin keyfini yaşayarak burada dolaşmaya devam ediyoruz. Ebul Menüçehir Camii'ni birlikte dolaştıktan sonra dışarıya doğru yöneliyoruz. Burada yine insanlar geliyor, hareketlilik var. Caminin dışarısında burasının bilgileri, burayla ilgili bilgileri okuyoruz şu anda. Ve bu caminin olduğu yerden ayrılarak yavaş yavaş diğer kiliselerin ve tarihi kalıntıların olmuş olduğu yöne doğru ilerliyoruz. Bu kilise de oldukça dinç ve ayakta duruyor. Ermeni kiliseleri bu şekilde genelde gümbet şeklinde. Kars'taki kiliseyi de, 12 Havariler Kilisesi'ni de sizlere çekip yayınlamıştık daha önce. En sağlam ayakta kalan yapılardan bir tanesi olan bu kiliseyi de sizlere göstermeye çalışıyorum. Buraya da hem yurt içinden hem yurt dışından turistler geliyor. Buradaki
tarihi eserleri, camileri, kiliseleri ve kalıntıları görmeye geliyorlar. Yine çevreyi, buradaki doğal yapıyı, araziyi izliyorsunuz. Bu gümbet şeklindeki kiliseye de girdikten sonra dışarı çıkıyoruz ve yine başka bir harabe şeklinde, tamamen yıkılmamış ama neredeyse yıkılmak üzere olan başka bir kiliseyi, yapıyı görüyorsunuz. Bu Ani Ören yeri, Ani harabeleri dediğimiz yer hep böyle yapılarla dolu. Bunlar zaman geçtikçe belki de daha da yıkılacaklar, korunamadıkça. Doğaya, şartlara, depremlere yenik düşecekler. Bu yapıyla ilgili de yazıları okuyoruz. Bu kilisenin de tarihi bilgilerini ve mimari olarak yapısını görüyorsunuz. Buradan karşı taraftaki surları ve yine önümüzde başka bir kiliseyi, başka bir yapıyı, burada patika şeklinde oluşmuş bir yol var. Ondan geriye dönüşe başlıyoruz. Aynı zamanda da yolumuzun sağında solunda bulunan yine tarihi yapıları, harabe şeklindeki yapıları sizlere göstermeye çalışıyorum. Ani Antik Kenti'nde şu yerler bulunmaktadır. Ani Açık Hava Tarih Müzesi, Büyük Katedral, diğer adıyla Fethiye Camii, Abuk Hamrens Aziz Krikor Kilisesi, Genç Kızlar Kilisesi, diğer adıyla Bakireler Manastırı, Rahibeler Manastırı, Kız Kalesi diğer adıyla Ebul Menüçehir Camisi. Bununla beraber İpek Yolu Köprüsü, bunu da Arpaçay'ın üzerinde göstermiştik. Selçuklu Kervansarayı, büyük ve küçük hamamlar, Ateşgede Tapınağı ve Homoros Kilisesi olmak üzere burada bulunan tarihi yapıların hemen hemen hepsini sizlere göstererek gezmeye çalıştık. Elimizden geldiğince Ani Ören yerini sizlerle beraber dolaşmaya çalıştık. Kanalıma abone olan, videolarımı izleyen, videolarımı arkadaş çevresine paylaşan, bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni çalışmalarımda sizlerle beraber olmak adına hepinize sağlık, sıhhat ve hayırlı günler, hayırlı yaşamlar diliyorum.